ilk seks. En yakın arkadaşınla işler yokuşa girdiği zaman ne yaparsın? Deneyeceksin, olmayacak, bir arıza ortaya çıkacak. Ayrıldıktan sonra yeni sevgilisiyle fotoğraf attı. Aynısını ona yaşatmalı mıyım? Özgüvenin, gelin böyle birazcık ameliyatını yapalım. Böyle gerçekten kelime anlamına inelim. Sevgide gurur yoktur, ha, kesinlikle inanıyorum. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğimiz videolardan birini çekeceğiz. Hatta galiba bu en sevdiğimiz videolar olabilir. Benim çekmeyi en sevdiğim, sizden bana gelen feedbacklerden dolayı sanırım izlemeyi en sevdiğiniz videolar. Bir de hani Instagram'dan falan bana video request yapınca, video talebinde bulunca gelen kuma en çok düşen konu bizim sizlerle birlikte yaptığımız kız konuşmaları videosu oluyor. Ve bu videoları her çektiğimde bana şu soru geliyor. Ya Eylül, biz işte hani kız değiliz ama senin bu videolarını izlemeyi çok seviyoruz. Yani erkekler olarak ya da ney olarak identify yapıyorsanız bu videoları bizden hani saklıyor musun, tutuyor musun? Hayır, tam tersi, bu videoları hani sırf kızlar değil, kızlar dışındaki bir de erkekler, diğer herkes de bilse biz kızlar zaten oturup bu kadar kafa yormayız bu soruların cevaplarına. O yüzden gelin benim misafirim olun arkadaşlar. Yine sizlerle birlikte oturup dedikodu, sohbet dolu bir video çekeceğiz. O yüzden size böyle bir 5 dakika veriyorum. Videoyu durdurabilirsiniz. Gidin böyle içecek bir şey alın, böyle ferah. Birazcık snacks falan alın bakkaldan. Sonra gidin koltuğunuza ya da yatağınıza güzelce uzanın. Çünkü yine birazcık uzun, bol konuşmalı, bol dertli çözümlü, inç çözümlü bir kız konuşması videosu çekeceğiz sizlerle. Arkada küçük bir misafirimiz var. Her zamanki gibi bizim emotional desteğimiz. Umarım yazınız güzel geçiyordur. Bol güneşli, bol neşeli, şakalı, gülmeli bir yaz geçiriyorsunuzdur. Yavaş yavaş birazcık yaz sezonumuzu kapatmaya başladık. Ben de tatilimden 2-3 gün önce falan daha yeni eve geri döndüm. Jet lag'ım falan böyle yavaş yavaş gitmeye başladı. Böyle bir kendime geldim. Dedim böyle bir renkli bir şeyler giyeyim, kameranın karşısına geçeyim. Sizi bayağıdır özlemişimdir. Birazcık böyle beyin alışverişinde bulunalım. Video başlamadan önce size kısaca videomuzun sponsorundan birazcık bahsedeceğim. Yaz sezonunu kapattık. Back to school season'a başlama zamanı. Back to school season'la da ne başlıyor? Yeni hobiler, yeni alışkanlıklar, yeni hedefler. Belki geçtiğim zamanlarda Cambly kodumu paylaşınca, Cambly'den size birazcık bahsedince daha henüz hani sizin zamanınız gelmemiştir. Belki kendinizi daha hazır hissetmemişsinizdir. Şu an tam zamanı olabilir. Eğer kendinizi öyle hissediyorsanız size güzel bir indirim koduyla geliyorum. En sevdiğimiz oyunu oynayalım. Cambly'nin ne olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar size birazcık Cambly'den bahsedeyim. Her videoda gerçekten aynı Cambly'yi nasıl farklı bir şekilde anlatırım çabasını. Çünkü Cambly hani bizim sevdiğimiz, bildiğimiz Cambly olmaya devam ediyor ama yeniliklerle de her zaman Cambly de kendini geliştiriyor. Siz de kendinizi geliştiriyorsunuz. O yüzden size birazcık bu aralar Cambly'nin böyle yaptığı değişikliklerden bahsedeyim. Bildiğiniz üzere Cambly ana dili İngilizce olan eğitmenlerle dünyanın her tarafında online bir şekilde oturup ders yapabileceğiniz bir platform. Her zaman bahsettiğim gibi dersinizi kendi kişisel hedeflerinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Yani istediğiniz kadar akademik ve disiplinli bir çerçeve içerisinde yapabilirsiniz bu dersleri. Bu TOEFL'a hazırlanıyorsanız ya da bir kariyer sertifikası almanız gerekiyorsa hani böyle birazcık daha ciddi bir şekilde yapabilirsiniz. Ama amacınız hani böyle günlük İngilizcenizi geliştirmekse, hani yurt dışına tatile gidince etrafınızdaki insanlarla rahat bir şekilde iletişim kurmak olabilir. Altyazısız bir şekilde dizi izlemek de olabilir bu. Böyle daha salaş, rahat bir şekilde sohbet bazlı bir ders de yapabilirsiniz Cambly'de kendinize. Back to School'a özel güzel bir indirim kuponuyla geldiler. İndirim size %55 indirim veriyor ve bu hem grup derslerinde kullanabileceğiniz hem de kişisel derslerinizde kullanabileceğiniz bir kupon. Daha önce böyle sizinle oturup aslında böyle gerçekten fiyat konuşmamıştık. Gelin birazcık fiyat konuşalım. Normalde aylık abonelik 854 TL. Ama eğer indirim kuponu kullanırsanız bir aylık abonelik ücreti 384 TL'ye iniyor. Bir saatlik bir pratik 89 TL'den başlıyor. Kendiniz için bir adım atmak için, İngilizcenizi geliştirmeniz için bence çok güzel bir fırsat. İlk dersinizde her zamanki gibi benim linkimi kullanırsanız ücretsiz tamamen. Geleceğinizi değiştirmek için bence paha biçilemez bir fırsat. Ve bence İngilizcenizi geliştirmenizi ne kadar ertelerseniz hedeflerinize ve hayallerinize ulaşmayı da bir o kadar erteliyor oluyorsunuz. O yüzden bence zaman kaybetmeyin derim. İhtiyacınız olan bütün linkler, bütün detaylar, bütün bilgilerin hepsini de aşağı bırakacağım. Videoyu izledikten sonra oradan bakabilirsiniz. Her zamanki gibi size Instagram'dan sorduğum sorularınızı bana gönderin diye. Eğer bu videoların bir parçası olmak istiyorsanız ve bana ilerideki videolarda sorular göndermek isterseniz mutlaka beni Türk Instagram hesabımdan takip edin derim. Soru kutuma hep sorumla paylaşıyorum. Oradan da siz sorularınızı bana gönderebilirsiniz. Okey, hazır mıyız? Birazcık aşk, maşk, ergenlik, aile, arkadaşlık ilişkisi, bu konulara girelim. En yakın
arkadaşın da işler yokuşa girdiği zaman ne yaparsın? Ay anlatacak o kadar çok hikayem var ki bu konu hakkında. Biliyorsunuz büyürken ben çok taşındım. Her sene başka bir okula gittim. Ve bununla birlikte çok fazla arkadaşlıklar hem kaybettim hem kazandım. Ama hani taşınmak veya hayat şartları bir yana, aynı yerde aynı okulda olsanız bile, aynı şehirde yaşasanız bile insanlar sürekli evrildiği için bizimle birlikte etrafımızda olan bütün ilişkilerimiz de evriliyor. Çünkü hani biz insanlar olarak stagnant kalan yaratıklar değiliz. Sürekli bir evrim içindeyiz ve bu nedenle hani düzenli bir ilişkinin zaman içinde hani beklenmediğin yerlere gelmesi çok normal bir şey. En yakın arkadaş ilişkileri bence hayatımıza giren en özel ilişkiler. Çünkü bir ailenin içine doğunca hani anne babanı kendini seçmiyorsun. O sana hani Allah tarafından, dünya tarafından hani zaten verilen bir şey. Onlarla olan ilişkin hayatının sonuna kadar orada olacak bir şey. Hani bu ilişkinin zayıf olması, güçlü olması tabii ki de hani kişiden kişiye, aileden aileye değişiyor. Ama arkadaşların güzel özelliği onlar bizim seçilmiş ailemiz. Yani arkadaşlık ilişkilerini farklı bir derecede değerlendiriyorum ben. Özellikle de en yakın arkadaş ilişkilerini. Bir tane arkadaşım vardı ve çocukluktan beri arkadaştık ve bu arkadaşlığımız ergenlik dönemimiz boyunca devam etti, üniversite boyunca devam etti ama son sanırım 2 senedir falan eskisi gibi yakın değiliz. Hani belki şöyle bir arkadaşlığımız oldu ama sonra biz büyüdükçe böyle yollarımız birazcık ayrılmaya başladı. Eğer ikimizin arasında sağlıklı bir iletişim olmasaydı, sağlıklı bir konuşma olmasaydı, hani küs ayrılmış olsaydık, birbirimizi kırarak ayrılmış olsaydık bu bir başarısızlıktı. Ama her bitiş eşittir böyle kötü bir ayrılık anlamına gelmiyor. En yakın arkadaşlarınla böyle bir yokuş dönemine girdiğini hissediyorsan her videoda söylediğim gibi en önemli ilk adım bunu dile getirmek. Çünkü eğer karşı tarafı hani karanlık bırakırsan iki tarafı da acıtma şansın var. Buna biz yer vermek istemiyoruz hiçbir zaman ilişkilerimizde. Ve bir insanla 10 senedir arkadaşsın diye hayatının geri kalanında onunla en yakın arkadaş olmak zorundasın diye bir beklenti yok. İki tarafın da zaten böyle bir beklentisi olmaması lazım. Ve biri zaten senin en yakın arkadaşınsa seni en iyi şekilde onun anlaması lazım. Benim örneğimden bahsedeyim. Onun ahlaki değerleriyle benim ahlaki değerlerim bir yerden sonra artık ortak olmamaya başladı. Onun öncelik verdiği, değer verdiği hayatındaki değişik şeyler, hani bu ilişkisi olabilir, diğer arkadaşlarıyla olan ilişkileri olabilir. Benim verdiğim değerlerle uyuşmamaya başladı ve bunu açık bir şekilde hani karşı tarafa bildirdim. Ama hani sırf benimle arkadaşlığını koruyacak diye onun ahlaki değerlerini hani benimkine uydurması gerektiğini düşünmüyorum. Bunu hiç kimseden zaten bekleyemezsiniz. Eğer sen de kendi değerlerinden bir fedakarlık vermek istemiyorsan, kendi hayat çizginin dışına çıkmak istemiyorsan, karşı tarafında bunun birazcık kabullenmesi lazım. Eğer iki taraf da fedakarlık yapmak istemiyorsa, kendi değerlerine hala önce vermek istiyorsa bir kere bu oturmuş bir kişiliklerinin olduğu anlamına gelir. Bu iyi bir kişilik olabilir, kötü bir kişilik olabilir. Öz iradeleri oturmuş ve öz iradelerini fedakarlık vermek istemiyor. Sırf karşı tarafı mutlu etmek için farklı insanlar olmaya başlamışlar demektir. Ama şunu her zaman tekrarlıyorum. İnsanlar her zaman mükemmel olmak zorunda değiller. Mükemmel olsaydık zaten insan olmazdı. Ve hani farkında olmadan karşı tarafı da incitebiliriz. Hani herkesin kendi hayatında kendi dünyaları dönüyor. Hani belki o hayatında zor bir durumdan geçiyor şu an. Belki zor durumda olduğunu sana çaktırmıyor bile. Kendi kendine bu çatışmayla baş ediyor. Hemen bir karara atlamayın. Hemen bir sonuca, kendi kafanızda yarattığınız bir sonuca atlamayın. Karşı tarafla iletişim kurmak en önemli adım. Sen şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Şu hareketlerin beni üzmeye başladı. Bana karşı şu davranışların beni üzmeye başladı. Durumdan karşı tarafa önce böyle bir farkındalık yaratma çabası verin. Ama eğer o farkındalığı verdikten sonra onlar hala kendi adımlarında ilerlemeye ve bu adımlar sizinle hani uyuşmayan adımlar olmaya devam ediyorsa aranıza bir mesafe koymak kötü bir şey anlamına gelmiyor. İki tarafın da kendi mutluluğu için kendi seçimlerini yapması lazım. Bazen bu seçimler öbür tarafın seçimleriyle uyuşmuyorsa iki insanın farklı yoluna gitmesi gayet normal bir şey. Ama eğer sonunda canının acınmasını istemiyorsan çok güzel bir şekilde o arkadaşlarınızı böyle bir kutunun içine koyabilirsiniz. Bu kutu hani bir hediye paketi gibi güzel bir şekilde aklınızda kalır. Ama bunu sonra kutuyu alıp böyle bir rafa kaldırırsınız. Hani belki bazen öyle duygularınız girince o kutuyu alırsınız, içine bakarsınız, hani geçmişe birazcık bakarsınız. Ama eğer o kutunun şu anki hayatınızda yeri yoksa sonra yine onu katlayıp hediye paketinizi kapatıp tekrar o rafa kaldırabilirsiniz.
Ve benim geçmişte çok fazla hani en yakın arkadaşım dediğim ve şu an hani günlük hayatımda konuşmadığım bile, hayatımda artık yeri hiç olmayan insanlar oldu. İlk başta ben böyle kendi kendime çok kızıyordum. İnsanlarla olan ilişkimi çok kolay bir şekilde kesebilen bir insanım. Bu benim ilişkim istediğim gibi ilerlemiyorsa hani o kişiyi hayatımdan kesmek birazcık daha kolay olmuştu benim için. Ama sonra büyüdükçe bunun her zaman sağlıklı bir huy olmadığını birazcık öğrenmeye başladım. Şu kuralı kendime çok sık hatırlatıyorum. Bunu bana babam çok sık söyler. Arkadaşlık kurmak ve iyi bir arkadaşlık kurmak gerçekten senelerin emeğini, zamanını alan bir şey. Bir insanla böyle şap diye hemen yakın olamıyorsun. Hani bazen çok şanslı oluyoruz ve biriyle tanışıyoruz ve böyle sanki doğduğumuz günden beri onu biliyormuş gibi, hani böyle ruh ikizimiz gibi hissediyoruz. Ama bunlar çok özel ve nadir karşımıza geçen olaylar. Bol şans diliyorum. Bunlar hiç kolay şeyler değil. Tamam. Sanırım daha önce hiç böyle bir bu kadar özel bir konuya girmemiştik. Ama birazcık girelim. Çünkü saklamanın bir amacı yok. İlk cinsel ilişki hakkında birazcık konuşur musun? So, ilk seks. İlk seks özellikle de ergenlik döneminde hani bizim kafamızda çok büyüttüğümüz bir şey. Hani tabii ki de hayattaki büyük bir adım ve büyük olmasının nedeni özellikle hani dünyaya gelmiş bir kadın olarak sürekli böyle şey anlatılarından besleniyoruz. İşte kadınlar hani daha saf olmalıdır, duru olmalıdır. Eğer bir kadın çok fazla cinsel ilişkiye girirse bu onun pis yapar ya da hani sokak kadını olursun. İşte hani böyle hani sürekli etrafımızda duyduğumuz klişeler, kadınların hani etrafımızdaki patriarchy'nin bizden beklediği bir kadın olma standardı var. Ve o yüzden hani özellikle de kadınlar ilk ilişkilerini, ilk cinsel ilişkilerini böyle kafalarında çok büyütüyorlar. Bence de önemli bir şey. Her yaptığın ilk deneyim önemli bir şey. Üniversitedeki ilk günün, ilk işin. Ama hani hiç kimse 10 sene sonra hala ay benim ilk işim hiç güzel değildi ya, ilk kariyerim hiç güzel değildi diye hala böyle kafa yormazsın ona, değil mi? O yüzden hani ilk cinsel ilişkiyi de bence böyle dünyanın sonu, işte ay süper olmak zorunda, ay işte hayalimin prensiyle olmak zorunda diye böyle hani kendimizi şartlandırmak çok saçma. Özellikle de gençler bana böyle şeyler sorunca ilk verdiğim tavsiye şu. Hani mükemmel olmak zorunda değil. Hayallerinin adamı, hayallerinin kızı, hayallerinin insanı olmak zorunda değil. Filmlerde gördüğün gibi süper olmak zorunda değil. Hani iki tane önemli şey, bir rızaya dayalı olması lazım. Hiçbir şekilde karşı taraftan bir baskı hissetmiyor olman lazım. Kendi isteğinle bunu yapıyor olman lazım. İkincisi de güvenli olman lazım. Eğer doğum kontrolünde değilsen ve hamile olmak istemiyorsan kesinlikle kondom kullanmanız lazım. Ya da doğum kontrolüne başladıktan sonra böyle bir ilişkiye girmen lazım. Ama hani ne yazık ki her zaman her şey istediğimiz şartlar içinde olmuyor. Şu ana kadar hiçbir arkadaşım böyle bana gelip ay ilk cinsel ilişkim dünyanın en güzel ilişkisiydi. Gerçekten kendimi çok iyi hissettim. Hani genelde böyle olmuyor bu işler. Hani bir iki taraf arasında ay olmadı ya, ay oluyor mu acaba? Hani birazcık tuhaf, ay acıdı, ay şu. Bunlar çok normal conversation'lar. En önemli şey yaptığın kişiyle bu konuşmayı yapabiliyor olman. Diyelim iki taraf da rızasını verdi. Tamam. İki taraf da hazır. Güvenliğinizi de sağladınız. Ama sonra hani ilişkinin ortasında sen fikrini değiştirdin. Dedin ki hani ben hazır değilim. Bunu durdurmamız lazım. Eğer karşı taraf seni seviyorsa, sana saygı duyuyorsa anında şey diyebiliyor olması lazım. Tamam, hemen duralım. Başka bir zaman bir daha deneriz. Ya da sen ne zaman kendini hazır hissediyorsan o zaman yine deneriz. Ama sen bunu ilişki ortasında hani kendini böyle bir şey söyleyebilecek durumda hissetmiyorsan, hani karşı tarafın tepkisinden çekiniyorsan ya da hani ay çok geç oldu ya, fikrimi artık değiştiremem kafasındaysan, sen o deneyimi o kişiyle zaten yaşamıyor olman lazım. Bunu o yüzden hani böyle bir karar almadan önce hani kendinize şu soruları sorun. Ben bu olayın ortasında fikrimi değiştirirsem ve bunu bu kişiye söylersem tepkileri acaba nasıl olacak? Eğer hani bunu sorduğunuzda tepkisi böyle şey olacağına inanıyorsanız, ay tabii canım ya, en önemli şey senin kendini rahat ediyor, hissediyor olabilmen. Hani eğer karşı taraftan o saygıyı alabileceğinizi düşünüyorsanız o zaman hani daha emin adımlarla bu kararı verebilirsiniz anlamına geliyor. Bir de şöyle bir şey de var. Çoğu insan böyle ilk deneyimlerini böyle hayatının aşkıyla yaşamaları gerektiğini, ilk sevgilileriyle yaşamaları gerektiğini, hani çok özel bir insanla yaşamaları gerektiğini düşünüyor. Bu da bence hiç normal bir şey değil. Bir kadının bakireliği böyle toplum tarafından böyle bir ödülmüş gibi bakılıyor. Böyle sanki sen bir kadının bakireliğini alırsan sen o ödülü kazanmışsın. Hani sana bir kazanç. Ama biz
biz bir cansız bir nesne değiliz. Ya da biz böyle onların ödül kutularını atacak bir madalya değiliz yani. Biz düşünceleri ve duyguları olan, kişisel iradesi olan bireyleriz. Bir erkeğin bir kadından aldığı bir şey değil. Bu iki insanın birbirlerine verdiği çok özel ve duygusal, ortak bir bağ. Eğer sen karşındaki insanın sana o özelliği, o samimiyeti vereceğini düşünmüyorsan tekrar bir gözden geçir bence bu kişinin doğru veya doğru olmadığını. Ama diyelim kişi doğru, irade var, sağlıklısınız, ortadaki her şey, bütün kriterler yani check atılmış bir durumda. Her şey okey. Seks yapmaya hazırsınız. Yine de her şey süper gidecek diye bir şey yok yani. Çünkü çok hani ilk regle olmak gibi. Hani ne yaptığını bilmiyorsun. Hani bu senin için yeni bir deneyim. Deneyeceksin, olmayacak, bir arıza ortaya çıkacak. Hani her şey mükemmel olmayacak. Ve bu gerçekten hani zamanla rahatlığa ulaşılacak bir aktivite. O yüzden filmlerin bu böyle süper senaryolarına hiç kanmayın. Genelde öyle olmuyor. İlişkide bir insanın doğru kişi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bu öncelikle bence ilişkiye başlamadan önce onun doğru insan olduğuna bir karar ver. Çünkü neden emin olmadığın biriyle bir ilişkide olmak istersin? Ayrıldıktan sonra yeni sevgilisiyle fotoğraf attı. Aynısını ona yaşatmalı mıyım? Okay, biliyorum çok acı şeyler bunlar. Aynı acıyı ben kesin başkalarına daha önce yaşatmışımdır. Başkaları da aynı acıyı daha önce bana yaşatmıştır arkadaşlar. Ama bu hayatın akışı yani. Hani biz ayrıldık diye o bir daha sevgili yapmayacak mı? Veya yeni sevgili yapınca Instagram'a hiç fotoğraf koymayacak mı? Hani tabii ki de biliyorum her şeyin bir saygı, zaman çerçevesi var. Mesela atıyorum ayrıldınız, 3 senedir çıkıyorsunuz, bir hafta sonra gidip yeni sevgilisiyle Instagram'a fotoğraf koyduysa bu onun kendi karaktersizliğinden, kendi sana olan saygısızlığından, kendisine olan özgüvensizliğinden, hani bir şeyler yapmaya çalışıyor orada ama hani aslında kendini pek geliştirememiş, yeterince bir olgunluk seviyesine gelmemiş. Çünkü hani tabii ki de bunu yapabilme hakkı var. Hani çizgilere bakınca aslında yanlış bir şey yapmıyor çünkü hani sevgilisi yok artık, single, yeni birini seviyor ve o kişiyle bir fotoğraf çekmiş ve bunu paylaşmak istiyor insanlarla. Hani böyle zoom out yapınca aslında böyle bir problem yok. Ama birini seviyorsan, birine değer veriyorsan, güzel bir zaman geçirmişseniz ona olan o saygıyı ilişki bittikten sonra da hani bir şekilde göstermeniz lazım. Gerçek olgunluk şunu başardığınız zaman başlıyor. Böyle karşı taraftan bir intikam alma gereği duymadığınız zaman, hani o bana bunu yaptı, ben de ona yapacağım, aynı şeyi hissetsin. Egonuzun beslediği iç sesinizi susturabildiğiniz zaman ve hani intikam almadan da, ona neyi kaybettiğini gösterme gereği duymadan da hayatını devam ettirebiliyorsan, hani bu içindeki bu isteği öldürünce demek ki sen kendinle barışık bir hale gelmişsin ve bunu etrafındaki insanlara kanıtlama hazın artık yok. Hani insanlar, etrafındaki insanlar bilsin, bilmesin, bu senin kendi kendine biçtiğin değeri vermiyor. Herkes bu dünyada kendi hikayesini yaşıyor. Kendi insan deneyimini kazanıyor. Yani bu bir yarışma değil. Tam tersi, benim geçmişte sevdiğim bir insanın, değer verdiğim bir insanın, ben onun hayatından çıktıktan sonra hala benim onun mutlu olmasını istemem, hala benden sonra da bir sevgili yapıp hani istediği yerlere gelmesini istemem, benim olgun olduğum anlamına geliyor. Bana kanıtlıyor ki hani ben insanlara sırf beni sevdikleri sürece değer vermiyorum. Benim hayatımdan çıktıktan sonra bile ben onun başarılı olmasını, onun mutlu olmasını isteyebilirim. Çünkü ben hayatımın bir noktasında onu sevmişim, ona değer vermişim. Ve bu yalan dolan bir şey değil. Gerçek bir şey ki ben olmasam bile bunun için onu istiyorum. Bencil olmamıza hiç gerek yok. Hani benim ona gösterdiğim şefkatin gerçek bir yerden geldiğini, doğru bir yerden geldiğini bana kanıtlıyor. Ve bu demek oluyor ki hani ben güzel bir ilişki geçmişim ondan önce. Hani ben şunu anlamıyorum. Hani bazı sevgililer var. Zamanında çok mutlular. Sonra ayrıldıktan sonra yani ağzına geleni söylüyor çocuğa. Hani ay şunu da yaptı, bunu da yaptı. İşte şurası rezillik, şurası böyle böyle. Onun en kötülüğünü istiyor. Bu aslında bir şekilde senin kendi yansıman. Madem bu kadar kötü bir çocuk, bu kadar zararlı bir çocuk, sen niye kaç sene onunla çıktın? Yani hayatında böyle bir insanı bu kadar süre tuttuğuna göre demek sen de öyle biriysin. Çünkü eğer sen iyi bir insan olsaydın, gerçekten onu seven ve ona değer veren biri olsaydın ve o bu kadar kötüyse niye onu hayatında bu kadar süre tuttun? Bu benim yani herkese yaklanış biçimim. İnsanlar kötü şeyler yapsa da, hani seni üzen şeyler yapsa da her zaman hani şey gözüyle bakıyorum. Hani daha bilmiyor. Demek ki daha yeterince bir olgun seviyeye gelmemiş. Çünkü yeterince olgun bir seviyeye gelseydi böyle beni üzecek Instagram'a fotoğraflar atmazdı. Diyelim atıyor. Demek ki beni hiç sevmemiş. Beni hiç sevmemişse ben niye daha fazla ona kafa yorayım? Demek ki zamanında yeterince zamanımı harcamışım ona. Kaybımı vermişim. Ve bundan sonra da bir kayıp vermek istemiyorum. Hani kendimi korumam lazım. Özgüvenimi nasıl arttırabilirim? İnan bilmiyorum ne yapacağımı.
En çok gelen sorular her zaman özgüven soruları oluyor. Çünkü kişisel olarak bu dünyada bence en çok zorluk çektiğimiz şey özgüvenimizi yerine oturtmak. Özellikle de bizim yaşlarımızda dediğim gibi hani sürekli bir evrim içindeyken zaman geçtikçe bir sürü farklı insanlarla tanışıyoruz. Başka insanlarla tanışınca ben bu insanın şu huylarını çok seviyorum ama bu huyları kendimde görmüyorum diye hani belki kendinizi eleştirmeye başlıyor olabilirsiniz. Ya da hani bir insanla tanışıyorsunuz, çok kötü huyları var. Ay bu huylar çok kötü. Ben kendimde asla bu huyları barındırmak istemem diye. Hani böyle kararlar alıyoruz sürekli. Bunları hani belki dile getirmiyoruz ama hani iç diyalogumuzda, hani beynimizde dönen bu monologda sürekli kendimize belki böyle şeyleri hatırlatıyoruz. Bu aslında çok güzel bir şey. Başka bir insanın senin sevdiğin huylarının olması ama aynı huyları senin sergilemiyor olman, hani aslında bakınca hani belki böyle size kötü geliyor olabilir. Ay bak bu insan ne kadar özgüvenli ya. Ne kadar kendini güzel açıklıyor. Ne kadar güzel bir şekilde düşüncelerini kelimelere vuruyor. Yeni bir ortama girince ne kadar sosyal, hiç çekinmiyor ya. Keşke ben de bunu yapabiliyor olsam. Hani bende bu eksiklikler var. Cümlesini kurabiliyor olmak, hani belki ilk başta kendine bir savaş içine giriyorsun. Hani o huyların sende olmaması seni birazcık üzüyor, kırıyor. Ama başka bir insanda bu huyları görmen çok güzel bir farkındalık aslında. Çünkü bu şey anlamına geliyor. Demek ki kendinde öyle bir potansiyel görüyorsun. Hani kendine varmak istediğin bir hedef noktası seçebiliyorsun. Belki şu an sende yok onların hiçbiri. Belki sen onun kadar kendini kolay ifade edemiyorsun. Bir odaya girince onun kadar çok parlayamıyorsun. Ama başka bir insanda bunları görüyor olabilmen kendin içinde bir gün o huyları seçebileceğin anlamına geliyor. Hani herkes bir yerden başlıyor çünkü. Bazı insanlar çok güzel bir evin, çok güzel bir ailenin, çok güzel bir eğitim sisteminin içine düşüyor. Etrafındaki herkes, onu büyüten insanlar çok özgüvenli demek kendilerine. Kendileri için güzel hedefler kurmuşlar ve bu hedefleri başarabilmişler. Ve sen böyle bir aile ortamının, böyle bir örneklerin içine doğmuşsun. Ve kendinden şüphelenmiyorsun. Yani ben bunu yapamam. Bu benim için çok zor. Hani o mantalitenin içine hiç girmemişsin bile. Çünkü doğuştan şanslı doğmuşsun. O insanların o başarıları, o insanların o özgüvenli olması hani senin için bir normal bir şey. Herkes öyle olmak zorunda. Çünkü sen hep öyle görmüşsün. Bazı insanlar şansen böyle doğmuşlar. Ama bu sen o şartlar içinde doğmadığın için hiçbir zaman sen öyle bir insan olamazsın anlamına kesinlikle gelmiyor. Çünkü insan olarak bizim en güzel özelliğimiz başka insanlardan gördüğümüz şeyleri hani toplayıp şunu sevdim, şunu sevdim, alışverişe çıkar gibi. Sonra onların o tohumlarını kendi içine koyup senin büyümen anlamına geliyor. Özgüvenli olmak istiyorsun bir kere. Bu farkındalığın var beynin içinde. O yüzden imkansız değil. Bir kere oradan başlayalım. Hani böyle söyleyince benim kulağa güzel gelen şeyler tamam ama hani çok zor aynı zamanda da. Hani bir insan tamam ya bu kız çok güzel özgüvenliymiş, kendini çok iyi ifade ediyormuş. Ben bunu çok sevdim. Şimdi ben eve gideceğim, uyuyacağım. Sabah uyanınca aynen onun gibi olacağım. Hani hiç böyle şeyler olmuyor. Keşke böyle olsa hayat çok daha kolay olurdu. Ama aslında o büyüyüş, o evriliş bizim hayatımızda gerçekleşmesi gereken bir şey. Çünkü hata yapmazsak, eksiklik olmazsa, hani her şey çok mükemmel olursa hayattan biz zevk alamayız. Hani insan olarak bizim her zaman içimizde daha iyi olma, daha gelişme duyularımız var. Bu yüzden insanlık bu kadar gelişmiş zaten. Size böyle birazcık daha hani elle tutulabilir, gerçekten hayatınıza uygulayabileceğiniz adım adım ipuçları vereyim. Bunlar hani belki küçük şeyler ama bu bir sürü küçük şeyin birleşmesiyle ve bunu sürekli yaparsanız bir yerden sonra bunların hepsi birlik olup sizi çok daha büyük yerlere getirecek. Özgüvenin gelin böyle birazcık ameliyatını yapalım. Böyle gerçekten kelime anlamına inelim. Öz güven. Yani kendine güveniyorsun demek. Kendine ne konuda güveniyorsun? Başka insanlara kendini rahat bir şekilde açıklayabileceğine güvenin var. Okulda başarılı olabileceğine güveniyorsun. Çünkü akıllı olduğuna inanıyorsun. Buna güvenin var. İyi bir insan olduğuna güveniyorsun. Başka insanları kırmadığına, onlara kötü davranmadığına güveniyorsun. Yani temiz kalpli biri olduğuna güveniyorsun. O yüzden insanlara öyle yaklaşabileceğini biliyorsun. Buna güvenin var. Yeni bir iş sahibi oldun. Yeni bir kariyerin var. Sana her gün patronun, menajerin yapılacak 10 tane şey veriyor. Ama sen bunun üstesinden gelebileceğine inanıyorsun. Bunu başarabileceğine inanıyorsun. Buna güvenin var. Yani kendi kendine bakınca hayatın sana attığı farklı şeyleri başarabileceğine güvenin var. Ama eğer bu güvenin yoksa bir kere kendini güvensiz hissettiğin noktalar ne? Gelin onları bulmaya çalışalım. Diyelim akademik olarak kendine güvenmiyorsun. Öğretmen dersteyken evet bu soruyu kim cevaplar dediğinde sen elini kaldıramıyorsun çünkü bunu başarabileceğine inanmıyorsun. O konuda diyelim özgüvensizsin. Onu bir cebimize atalım. Ya da yeni bir arkadaş ortamına gidince ya acaba bunlar beni yanlış anlar mı? Acaba yetersiz kalır mıyım? Bu konuda kendine güvenmiyorsun. Diyelim dans kulübündesin ve yıl sonu gösterisinde bir rol alabileceğine inanmıyorsun çünkü iyi bir dansçı olduğuna inanmıyorsun kendi kendine.
kendin için. O yüzden o konuda güvenin yok. Seni özgüvensiz kılan noktalar neyse, önce bir defter alıp bunların hepsini tek tek yaz. Hani ne konularda şu ana kadar sen kendini özgüvensiz hissetmişsindir? Mesela benim kendi örneğimi vereyim. Bu aralar ben böyle çok fazla yeni insanlarla tanışıyorum. Ve ben kendimi şey konusunda böyle çok özgüvensiz hissetmeye başlamıştım. Böyle güncel filmler, güncel direktörler, film yönetmenleri, ondan sonra oyuncular böyle hep bana şey soruyorlar işte, ay şu filmi izledin mi ya, çok iyiydi. Ve ben böyle şey oluyordum. Yok ya, o filmi izlemedim. Böyle hani kendi kabuğuma çekiyordum. Biraz kendimi özgüvensiz hissediyordum o konuda. Bu arada hala da hissediyorum. Ama hani üstesinden nasıl geliyorum? Bunu nasıl aktif bir hale alıp hayatımda bir gelişim haline getirdim? Onu açıklamaya başlayacağım. Buna çözüm olarak ne yapabilirim? Demek güncel filmlerin hepsini ben izleyeyim. Hani bunun çözümü böyle çok wow, çok büyük bir sorun değil aslında. Hani gayet kolay bir şey. Haftada bir kere ya da iki kere sinemaya gideceğim. O filmleri izleyeceğim. Belki hani kendimi bu konuda geliştirmek istediğim için hani yönetmenini ya da sevdiğim oyuncunun ismini de telefonumdaki notlara bir köşeye yazacağım. Ya da gidip filmi izledikten sonra ben 5 dakikalık, 10 dakikalık filmi açıklayan bir paragraf, bir kritikten bir şey okuyacağım. Sonra bir sonraki konuşmaya daha rahat bir şekilde, kendime daha özgüvenli bir şekilde dalacağım. Hani aslında problemlerin hepsi nasıl başlıyor biliyor musunuz? Kafamızda o kadar büyütüyoruz ki kendimize şey şansı vermiyoruz. Hani oturup o problemlerin içine dalma şansı vermiyoruz. Hani bazen problem o kadar büyüyor ki yani hiç düşünmemeye bile başlıyoruz. Hep halının bir köşesine itiyoruz. Özgüveninizi geliştirmek için en önemli şey kendinizi özgüvensiz hissettiğiniz o anları bir kafanızda not almak ve sonra kendi eve geldiğinizde yalnız olduğunuz zamanlarda ben bu problemi nasıl çözelim diye brainstorm yapmakla başlıyor. Kendini özgüvenli yapman için eksik kaldığın yerlerde kendine yatırım yapman lazım. Ve bu kişisel iradeyle başlıyor. Kendi kendine bir emek vermekle başlıyor. Çünkü hani bu konularda kendini tamamlamaya başladığını hissettiğin zaman doğal olarak daha özgüvenli bir şekilde o konuşmalarda, o yerlerde pozisyon olacaksın. Okay. Aşkta gurur yok derler. Ne düşünüyorsun? Tam cevaplamak istediğim bir soru. Çünkü daha yeni bir kitap bitirdim. All About Love by Bell Hooks. Bell Hooks diye bir yazarın All About Love kitabı. Ve hani aşkla ilgili. Aslında ben şunu sevmiyorum. Türkçe'de love, hani love'ın direkt anlamı aşk olarak translate oluyor. Ama hani love İngilizce'de daha çok böyle sevgi anlamına geliyor aşktan çok. Aşk böyle daha fazla böyle hani daha romantik bir anlam taşıyor. Ama love hani romantik bir ilişki olmak zorunda değil. Hani ben Jack, I love Jacks. Hani ailemi love yapıyorum, kardeşimi love yapıyorum. O yüzden love'ın böyle birazcık daha genel bir terim olmasını daha çok seviyorum açıkçası. Çünkü hani bazı insanlar aşkı o kadar çok abartıyorlar ki kafalarında ve böyle aşkı olmazsa olmaz. Hani benim romantik bir ilişki yaşamam lazım biriyle ki aşkı hissedebileyim. Aşkın insanın içinde yarattığı o duyguyu hissedebilmem için, o yoğunluğu hissedebilmem için kesinlikle bunu karşı tarafta romantik bir ilişkiyle deneyimlemem lazım diye böyle birazcık bizi şartlandırıyor. Ama bence aşkın bizim içimizde yarattığı o yoğun duyguyu hani romantik bir ilişkinin dışında çok rahat bir şekilde, hani rahat bir şekilde çok kolay anlamında değil ama hani imkanlı bir şekilde aynı hisleri, aynı yoğunlukta başka bir insanın o romantik ilişkisine gerekli kalmadan da yaşayabiliriz. Başka bir insana ihtiyacın bile yok. Bu annen ya da kardeşin ya da arkadaşın olmak zorunda bile değil. Hani kendi kendinle bile sen romantik bir ilişkide yaşadığın, aşkın içinde yarattığı o yoğunluğu hissedebilirsin. Aynı sevgiyi, çok daha yoğun sevgiyi hissedebilirsin. İki farklı insanın hani bunu birlikte yapması bence birazcık daha kolay. Çünkü hani ortada bir savunmasızlık var. İki kişinin hislerinin birleşmesiyle ortaya çıkan bir yoğunluk var. Bunu kendi kendine, sırf senin olan hislerinle ortaya çıkarman belki senin iki kat daha fazla emeğini gerektirecek. Çünkü bunu tek başında kendin yaratıyorsun. Ama ikisinden de aynı memnuniyeti alabilirsin. Aşkta gurur yoktur demişsin ama ben aşk hani böyle birazcık daha bizi kapasiteyi küçültüyor. O yüzden aşk kelimesini çıkarıp yerine sevgiyi koyacağım. Sevgide gurur yoktur ha, kesinlikle inanıyorum. Ego kelimesini bizim böyle Türkçe'de anladığımız gibi, toplumda kullandığımız gibi kullanmıyorum ben. Hani ego böyle genelde biz böyle çok egolu ya dediğimiz zaman hani otomatik olarak beynimizde şey olarak anlıyoruz. Hani etrafındaki insanlardan daha iyi olduğunu düşünüyor. Kendisini diğer insanlardan daha yukarıda görüyor. Bencil. Hani biz ego kelimesine bu anlamda bakıyoruz. Ama ben ego kelimesine
böyle birazcık daha Budist anlamıyla yaklaşıyorum. Yani egomuz sürekli bizim ruhumuzla çatışmada olan bir güç. İçimizde yaşayan bir güç. Bazı insanlar böyle çok fazla hallucinogenics kullanınca, mantar kullanınca böyle ego ölümü falan derler. Hani ego ölümün senin birey olarak identify yaptığın karakterinin dışında, hani senin kendi kendini görüş şeklinin dışında o duvarları yıkınca aslında geriye kalan o ruhunun özgür enerjisiyle sürekli çatışmada bulunan o güç egomuz bizim. Hepimizin içinde bulunan bir şey. Egomuz mesela bizim özür dilememizi çok zor hale getirir. Neden? Çünkü birine özür dileyince egonu kırıyorsun. Egonu o an öldürmüş oluyorsun. Birinden özür dilediğin zaman kendinin eksik kaldığın o yanlarını onaylamış oluyorsun. İnsanlar bunu çok zor yapıyorlar. Çünkü sürekli biz büyürken etrafımızda bizden hani güçlü olmalısın. Hayatın zorluklarına karşı hep dik dur. Hep güçlü ol. Hani sürekli biz etrafımızda bu şeylerden besleniyoruz. Toplumsal olarak güçsüz olmanın kötü bir şey olduğunu kabullenmişiz. Hani güçsüz insanlara başka insanlar hep onları ezerler. Üstten bakarlar. Güçsüz olmayı kimse kendine yakıştıramıyor. Aynı şeyle sevgide ve aşkta da karşılaşıyoruz. Aşkta ve sevgide gurur olmamasının nedeni çünkü egonun aşkta ve sevgide hiç yeri yok. Aşk ve sevgi ilişkilerinin içinde egemenlik olmaması gerekiyor. Bir tarafın karşı tarafın üzerinde böyle bir hakimiyet sahibi olma duyularının olmaması gerekiyor. Mesela ben büyürken şunu çok duydum. Hani baba ailenin otoritesidir. Ailede son söz hep babadan duyulur. O yüzden ben böyle hani bu sefer küçük bir insan olarak şeyden çok etkileniyordum. Şöyle bir anlam yükledim iki ilişkinin arasında. Demek ki son söz babadan çıkıyorsa, ailedeki otorite sahibi babaysa, demek ki baba anneden her zaman bir kat daha yüksekte dururlar. Hayatımda bana örnek olarak görülmüş ilk sevgi, aşk dinamiği bu gösterildi. Halbuki sağlıklı bir sevgi dinamiğinin içerisinde iki tarafın tamamen birbirine eşit olması lazım. Eğer bir taraf bir tarafın üstündeyse o iki taraf birbirlerini aynı derecede hiçbir zaman sevemezler. Ortaya sağlıklı bir sevgi çıkamaz. Çünkü sevgi ve aşk çok savunmasız bir şekilde ortaya çıkan bir şey. Senin duvarlarının hepsini aşağı indirmen lazım ki karşı taraf hiçbir zaman seni olduğun gibi göremeyecekse siz hiçbir zaman sevginizin potansiyeline ulaşamayacaksınız. Çünkü kendisini öbür taraftan hala gizlemeye çalışan duvarlar var iki insan arasında. Bu yüzden sevgi ve aşk dinamiklerinin içerisinde güç dinamiklerinin olmaması lazım. Çünkü sen güçlü olmaya çalıştığın an, zayıf olduğun noktaları gizlemeye başladığın an bir kere sen orada sır tutmaya başlıyorsun. Bunu zaten biliyoruz. Sır olan yerde güven de olmaz. Güvenin olmadığı yerde sevgi nasıl olsun? Bunların hepsi böyle komplike bir şekilde birbirlerine bağlı şeyler. O yüzden kim bu lafı söylemişse yürekten katılıyorum. Evet arkadaşlar, bol bol konuştuk. Bol bol dertleştik. Yine sohbetimizi yaptık. Umarım söylediğim şeyler sizlere yardımcı olabilmiştir. Umarım bunları hayatınıza uygulayabilirsiniz. Eğer söylediğim şeylerin bazılarına katılmıyorsanız bunların hiçbiri hani hayat kanunudur, İşte bunların hepsi %100 doğrudur diye bir iddiam da yok. Kendi yaşadığım olaylardan sonuç olarak ortaya çıkardığım, öğrendiğim ve başka insanlara yardım edebileceğimi düşündüğüm düşünceler sadece. Hani sizin düşüncelerinizi tabii ki de duymak isterim. O yüzden yorum kutusunu boş bırakmayın. Hani bunlara ek olarak ya da eleştiri olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa her zaman bunlara açığım. Amaç burada zaten birbirimize yardımcı olabilmek. Çünkü hani benim platformumun sizin gerçekten gelip savunmasız kalıp hani başka insanlara reach out yaparak yardım bulabileceğiniz bir yer olmasını istiyorum. Benim için hani bu yeri faydalı kılacak en önemli şey de o. O yüzden yorumlarınızı, düşüncelerinizin hepsine açığım ve hepsini bekliyorum. Videoyu kapatmadan önce sizlere Cambly kodunu hatırlatmak istiyorum. Kodum şurada. Bunu kullanarak aboneliklerden %55 indirim alabilirsiniz ve aşağıdaki linkimi kullanarak da ilk dersiniz her zaman ücretsiz. O yüzden mutlaka denemenizi öneririm. Güzel bir video oldu. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Hepinizle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.